Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet bu hafta güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Haftaya ay Boğa Burcu'nda başlayacağız. Pazartesi ve salı özellikle ev ve yuva konularında duygusal anlamda beklentileriniz var. Evde yapılacak işler olabilir, ebeveynlerle ilgili konular olabilir, güvence aradığınız konularda ki bunlar parasal konular olabilir, emlak işleri, toprak işleri olabilir, aileyle ilgili konular olabilir. Pazartesi ve salı tüm bunlarda daha rahat ilerlemeniz, güvenli sonuçlar almanız mümkün görünüyor. Ve bu hafta Başak Burcu'ndaki Güneş, Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açı oluşturacak. 9 Eylül'de kesinleşecek ama tabii haftanın genelinde birkaç gün öncesi ve sonrası tesiri devam edebilir. Bu da kendimizi biraz daha iyimser hissetmemize neden oluyor. Kendimizi daha bir güvende hissetmemize de fırsat veriyor. Özellikle belki bu maddi konularda da hani bu anlamda bir yardıma ihtiyacınız var. İşte ne bileyim aileden destek bekliyorsunuz. Bir kredinin ödenmesi gerekiyor gibi. Ya da bir beklentiniz var, bir mülkün satışı, kiralanması gibi bir kaynak bekliyorsunuz. Güneş Jüpiter üçgeninin böyle bir fırsatı olabilir size, bir şansı, bir desteği olabilir. Bu haftadan itibaren Venüs Aslan Burcu'nda ilerleyecek 2 Ekim'e kadar. Evet, tam karşıt burcunuzda ve sizin ilişki evinizde Venüs de ilişkileri yönetir. Demek ki 2 Ekim'e kadar sevgili kovalar, eşinizle, partnerinizle olan ilişkiler daha sıcak hale geliyor. Biraz daha böyle uzun süreli ilişkiler bile olsa hani flört etme potansiyeliniz artacak. İşbirliklerinden yana da burada Venüs'ün bazı destekleri olabilir size. Eşinizle daha sıcak olabilirsiniz. Eşiniz gözünüzde daha hoş, çekici olabilir, güzelleşebilir. Eşinizden yana şanslı olabilirsiniz gibi. Yani Venüs burada özellikle ilişki dinamiklerinizde 2 Ekim'e kadar sizi destekleyecek. Ve bu hafta 2020'nin de en önemli gezegen hareketlerinden birisi başlıyor. 10 Eylül'den itibaren Mars Koç burcunda gerilemeye başlayacak. 14 Kasım'a kadar Mars retroda olacak, yaklaşık 2 ay. Bu tabi bireyselden çok aslında toplumsal alanlarda güçlü bir etki. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımdaki Mars 2020 Retro videomuzu lütfen izleyiniz. Siz çok sert etkiler almıyorsunuz aslında. 3. evinizde zaten Haziran sonundan beri bir Mars geçişi var. Bu da sizi zihinsel olarak çok aktif yapıyor. Çok hızlı düşünüyorsunuz, fikirler üretiyorsunuz. Şimdi Mars retrosu burada belki bazı düşüncelerinizi, fikirlerinizi, programlarınızı, planlarınızı biraz gözden geçirmeniz gerektiğini işaret edecek. Yani bunları yeni fikirler oluşturmak yerine, yeni bir eylem planı oluşturmak yerine yani daha önceden başlamış olan konular ya da daha önceki bir fikri, bir düşünceyi şimdi gözden geçirip, değerlendirip tamamlayabilirsiniz. Yani bunun için size fırsatlar verebilir. Bazı seyahatlerde, yolculuklarda gecikmeler olabilir. Yakın ilişkilerde özellikle kardeşleriniz, komşularınız, iş arkadaşlarınızla ilişkilere dikkat edin. Çünkü Mars retrosu burada gereksiz agresyonlar yaratabiliyor. Trafikte daha dikkat edin. Çünkü tam iletişim ve ulaşım alanınızda bir Mars retrosu biraz trafikte, yolculuklarda böyle kazalara, sakarlıklara neden olabilir. Hatta otomobiliniz arıza yapabilir. Belki onunla ilgilenmeniz gerekecek. Belki onun bakımı gerekiyor gibi. Hani bunları lütfen ihmal ettirmeyin. Hani aracınızın muayenesi, bakımı gibi ihmal ettiğiniz konular varsa geçmişten gelen. Şimdi bunlar Mars retrosunda şöyle bir gündeme gelebilir. Onları tamamlamanız ve gözden geçirmeniz gerekebilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.